Call of Duty Vanguard mı almalı yoksa Battlefield 2042'ye mi para vermeli? Çünkü ikisinin de parası en az 600 lira. Şimdi şunu söyleyeyim. Call of Duty Vanguard'ın single player oynadıktan sonra girip Blizzard'ın kendi arayüzü üzerinden kaldırabiliyorsunuz Vanguard'ın single player'ini ve böylelikle 20 küsur GB, 25-26 GB civarında bir kısımdan kurtuluyorsunuz. Bu iyi bir şey. Yani single player'ı bir daha oynayıp bir daha bakmayacağınız için bunu yapabiliyorsunuz. Bu konuda bilginiz olsun. Şimdi bildiğiniz gibi Vanguard'da 3 tane bölüm var. Single player, işte zombi ve multiplayer'ı. Single player'ı vasat olmuş, hiç aklınızda kalmayacak bir hikaye, aklınızda kalmayacak karakterler ve Call of Duty tarihinin en kötü uçak savaşı sahnesinden karşı karşıya kalacaksınız. O yüzden bir defa oynayıp yalnızca sniper bölümleri haricindeki kısımlar haricinde bir de en sonda bir sahne var. Onlar çok güzel. Sana doğru güzel sinematik sahneler yapmışlar. Onun dışında hiç tarafına bakmayacaksınız. Aklınızda bulunsun. İşin multiplayer kısmına gelirsek en çok oynayacağımız yer orası. Burada enteresan bir şey yapmışlar. Oyuna girmeden önce Tactical, Assault ve Blitz başlıkları altında biraz daha oyunuzun hızına göre oyun modları seçebiliyorsunuz. Böyle bir şey yapabiliyorsunuz. Bu yeni bir güzellik olmuş. Bunun dışında silah ayarlamaları, işte tüm Call of Duty oyunlarından alıştığımız tüm özelliklerin hepsi zaten gene bu oyun içerisinde var. Ve gerçekten çok iyi bir eklenti olmuş Call of Duty serisine, net olarak bunu söyleyebilirim. Season, bildiğimiz Season, Black Ops'la beraber Warzone'u karıştırıp daha önce o yaptıkları çorbayı burada yapmamışlar. Yalnızca Vanguard'la beraber STG ve M1 Garand ekleniyor ve onun dışında Warzone'a ve onun dışında gelen her şey tamamen görüntüden ibaret. İşte saatler ıvırdır zıvırdır onlar geliyor. Başka hiçbir şey yok. Yani böyle 2. Dünya Savaşı'nda da bu üçünün, ikisinin arasında üçüncü olarak sıkıştırayım mı, yapmamışlar Allah'tan. Çok akıllıca bir şey olmuş. Ders almışlar. Bir tek şikayetim var burada. Bir de benim çok sevdiğim şu GB'yle benzeyen bir silah daha var içeride. Onu da keşke katsalarmış ama en bir garanti ikonik olduğu için koymuşlar ve STG gerçekten çok işe yarıyor. STG demişken onu görüyorsunuz şu anda. Oyun içinde kırılabilir duvarlar var. Bu single player olan şeyi Malta'ya da eklemişler. Ve gerçekten çok çok keyifli olmuş. Oyun dinamiklerini değiştiriyor. Yeni haritalar var. Eski haritalar var. Daha önceki oynadan bildiğimiz. Onlardan bazılarını bu oyun içerisine eklemişler. Zaten artık bu işte inanılmaz profesyonel ve tecrübeli bir ekipten karşı karşıyayız. Haritaların dengelenmeleri de çok iyi. Ses efektleri de çok iyi. Vuruş hissi, mekaniği çok iyi ama STG bence biraz abartılan bir silah olmuş. Yani STG dışında özellikle hele de Marksman Rifle'ları falan hiç mi hiç kullanmaya ihtiyaç duymuyorsunuz diyebilirim. Değişik bir şey daha var. Bu defa tüm operatörler bir seferde açık gelmiyor. Bunları açmak için belli achievement'ları gerçekleştirmeniz gerekiyor. O zaman bu operatörleri açıp kullanabiliyorsunuz. Bilginiz olsun. Bir de işte ekstra paketini aldığınız zaman Warzone'un içine de koyabileceğiniz bir karakter daha var. Ama onun dışında yeni bir şey yok. En büyük yenilik zombide. Şimdi zombi de biliyorsunuz çok karışık, alışması zor, öğrenmesi zor bir şeydi o. Ve ben her gidimde hani adam öldürmeyi bırak, zombi öldürmeyi bırak, ne yapacağımı bulmaya çalışırdım. Burada o karmaşa kaybolmuş. Oyun sizi artık hep beraber ekipçe oynamak zorunda kalacağınız modlara yönlendiriyor. Yani ya işte devamlı aynı adanın içerisinde beraber hareket ediyorsunuz. Ya işte bir takım rune'lar toplayıp ondan beraber pylonları besliyorsunuz ama hep bunları beraber yapmak zorundasınız. Siz ufak bir alan içindesiniz. Çok büyük bir alan yok bu defa. Bu çok güzel olmuş. Daha da güzeli, zombi modunda çok fazla XP stackleyebiliyorsunuz. Çok zor bir mod değil bu ve zombi modunun zor kısmına gelinceye kadar bayağı XP toplayabildiğiniz için özellikle de sezon kısmında level atlamanız çok daha kolay bir hale gelmiş. Yani hani vasat bir senaryo, hemen oynayıp sileceğiniz bir senaryo olmasına karşın bu defa hem Warzone tarafında hem zombi tarafında hem de standart multiplayer tarafında iyi bir paket olmuş. Vanguard'a para verebilirsiniz. Şimdi Battlefield kısmına gelince Battlefield açıkçası bu dengenin zayıf ayağı. Bunun en güçlü tarafı neydi? Portal. Portal'dan ne yapabiliyorduk? İşte bildiğiniz gibi elimizde 3 tane eski oyun var. Battlefield 3, işte Bad Company var. Ve bu işte 3 oyundan beraber tek bir haritayı şu anda oynayabiliyorsunuz.
Portal kısmında ise şu an onu görüyorsunuz. İşte modern silahla İkinci Dünya Savaşı silahları beraber hani kapışabiliyorsunuz falan, çok keyifli falan ama değil. O kadar değil. Yani bunu itiraf edeyim. Hala okey, yani Bad Company'nin veya işte diğer oyunların vuruş hissiyatı biraz daha iyiydi ama asıl oyunda hala müthiş bir isabet ettirme zorluğu çekiyorsunuz. Sunucuları çok kötü çalışıyor. Ve bu portal kısmında tüm bu yaraları ve tüm açıkları kapatacak durumda değil maalesef. Hele hele diğer 2-3 oyunda hala eski ve tek haritayı, ki en iyi bilinen haritalar olmasına karşın, oynadığınızı düşünürseniz. Ama bir yandan da şöyle bir gerçek var. Özlemiş miyiz? Özlemişiz. Yani eski oyunların en iyilerini seçip en iyi haritalarını karşımıza çıkartmaları gerçekten keyifli olmuş da. Bu papaz bu pilavı ne kadar çok yer onu bilemiyorum. Hani bir para verip 4 oyunu birden alıyorsunuz. Okey, güzel de bir yerden sonra sıkıp işte 2042'nin haritalarına döneyim, onları oynayayım dediğiniz zaman, şimdi orada şu anda seyrettiğiniz portal ama orada gelecek olan yenilikler sizi çok çok tatmin etmeyebilir açıkçası. Çünkü işte zıpkını attım, tepeye çıktım. Okey. Tamam. İşte drone kullandım. Tamam ama sonuçta biliyorsunuz ki bunlar sizi çok tatmin edecek yenilikli olarak karşınıza çıkmıyor maalesef. Ve bu bir takım oyunu. Herkes takım oyunu oynadığı zaman başarılı olabiliyorsunuz. Battlefield'ın zaten en büyük özelliği bu, arkadaşlarınızla beraber girmeniz lazım. Ve 2042 bu açığı kapatan bir oyun olmamış. Çok ciddi bug'ları var. Çok ciddi sunucu lag problemleri var, bağlantı problemleri var oyunun içerisinde. Beni çok tatmin ettiğini şu anda söyleyemeyeceğim. Zamana ihtiyacı var. Bir de tabii biliyorsunuz şimdi Call of Duty'de, her Call of Duty oyununda hemen gelip hemen alışıp hemen aksiyonuna dalıp bir şey elde edebilirken, Battlefield'da gerçekten daha uzun süre emek vermeniz lazım ki silahları açıp onları geliştirebilirsiniz. Ve daha çok takım oyunu oynayabilirsiniz. Ama bir yandan da bu vuruş hissiyatının daha zor olması biraz daha oyunu oynamasını zorlaştırıyor açıkçası. Çok akıllı takımdan oynadığınız zaman çok keyifli oluyor. Ama bu akıllı takımları bulmanız da biraz zor olabiliyor. Bu tabii ki Battlefield'ın kendine has bir özelliği. Bu iki oyunu zaten birbirinden ayıran en büyük özelliklerden bir tanesi. Bir tanesi çok büyük açık alanlarda savaştığınız bir yer. Öbürü ise daha dar alanlarda daha iyi olan bir oyundan bahsediyoruz. Ben paramı hangisine verirdim? Ben Call of Duty'ye verirdim. Çünkü Call of Duty'de beni daha çok tatmin eden geliştirmeler, yenilikler var. Daha aktif, daha hızlı ve Battlefield'e gelen yenilikler beni o kadar tatmin etmedi maalesef. O kadar bir heyecan içerisine girmedim. Bu kadar yenilik görmedim. Ama Call of Duty en azından single player'ın dediğim vasatlığını kenara koyarsak hani 10 üzerinden 7-8 alabilecek bir oyunken, Battlefield şu anda bu rakamları elde edebilecek, notları alabilecek bir oyun şu halinden değil. Ha, ileride geliştirilir, takip edersiniz, daha iyi bir oyun olarak karşınıza çıkar, o zaman dönüp bakabilirsiniz. Bu arada ben oyunu gold.razer.com adresinden aldım. Burada bir sanal cüzdanım var. Bu Razer Gold, bildiğiniz Razer firması, onların firmasının arkasında bulunduğu bir sanal cüzdan. Burada her ay farklı kampanyalar yapılıyor. Razer Gold ile alışveriş yaptığınız zaman Razer Silver kazanıyorsunuz. Orada da birçok kampanyadan faydalanabiliyorsunuz, haftalık ve aylık olmak üzere. Burada ben bu arada Google Authenticator'ını kullandım. Farklı güvenlik şekilleri de var burada kullanabileceğiniz. Buradan alacağınız kodu Steam veya gidip başka bir benzer cüzdanınızda kullanarak rahatlıkla alışveriş yapabilirsiniz. Benden şimdilik bu kadar. Bunlar benim yıllardır Call of Duty oynayan bir Battlefield oynayan bir oyuncu olarak yorumlarım. Sizin de yorumlarınızı aşağı bekliyorum. Hangi oyunu tercih edersiniz, hangi oyunu daha çok seversiniz? Lütfen yazın, beraber yazışalım, haberleşelim, söyleşelim. Abone olmayı ve bu videoyu da, eğer İki oyun hakkında da karar verecek olan arkadaşlarımız varsa, henüz verememişlerse, lütfen paylaşmayı unutmayın. Benden şimdilik bu kadar. Görüşürüz. Hoşçakalın.